Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun dosyasıyla ilgilenenler CHP'de savaşarken başladı. Sadece kaset savaşları yaşanmıyor. Rakipler birbirlerinin yollarına mayın döşemeye çalışıyorlar. Zamanı geldiğinde düğmeye basıp patlatmak için. İmamoğlu'nun davası. Ekrem İmamoğlu şu anda CHP'de en güçlü kişi. Kılıçdaroğlu devirdi. Özgür Özel'i CHP genel başkan yaptı. İmamoğlu'nun en büyük hedefi ise 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmak. O nedenle CHP'de Cumhurbaşkanlığı rüyası görenlerin en büyük hedefi şu. Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da İstinaf Mahkemesi'nde bir dosyası var. YSK üyelerini hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosyası İstinaf Mahkemesi'nde ama Yargıtay yolu da açık. Eğer cezası Yargıtay tarafından onanırsa siyasi yasaklı olacak. Böylece 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması tehlikeye girecek. Cumhurbaşkanlığı Savaşı. CHP içinde Cumhurbaşkanı adaylığı için favori gösterilenlerin Ekrem İmamoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ndeki dosyasıyla ilgilenmeye başladığı söyleniyor. Demirel'in dediği gibi Cumhurbaşkanlığı makamı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir. Bu ülkede darbeler Cumhurbaşkanı için yapılmadı mı? Siyasi tasfiyeler Cumhurbaşkanlığı makamı uğruna gerçekleştirilmedi mi? Ne demiş? CHP'de ayak oyunlarını şaşılacak bir tarafı yok. Ayrıca bu kez Cumhurbaşkanlığı umutları daha da artmış durumda. Kulislerde konuşulduğuna göre CHP'li bir yetkili İmamoğlu'nun dosyasıyla ilgilendiğini ortaya çıkınca inkar etmemiş. Ne var yani, bir faydamız olur mu bakalım istedik demiş. Görünen o ki 2028 seçimlerine giderken CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgası büyüyecek. Kasetler ve dosyalar savaşı kısışacak. Karşı çıkarım. Bu arada ben siyasetin mahkeme kararıyla tanzim edilmesine her zaman karşı çıktım. Mühendislik hesaplarını doğru bulmadım. Bu işin en büyük mağdurlarından biri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüm. Erdoğan'ın önünü kesmek için hapse attılar. Seçimlere girmesini yasakladılar. Muhtıra verdiler. En sonunda da darbe girişiminde bulundular. Ama başarılı olamadılar. Adı ister Erdoğan olsun, ister Ekrem İmamoğlu. Yargı yoluyla siyasi haklarının elinden alınmasını doğru bulmam. Karşı çıkarım. İmamoğlu'na yarar. Ayrıca bu işler ters teper. Bizim milletimiz mağduru sever. Bu iş sonunda Ekrem İmamoğlu'na yarar. Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesiyoruz derlerken tam tersini önünü açmış olurlar. Biden gitti, Erdoğan duruyor. İkisi de rahmetli oldu. Kamer Genç bir ara Demirel'e takmıştı. İkide bir Demirel'i eleştirirdi. Ünlü tiyatrocumuz Levent Kırca bir parodisini yapmıştı. Demirel'in şivesiyle "Şşt Kamer, Demirel seni gömer" diyordu. ABD Başkanı Biden'ın çekilme kararını görünce "Keşke Levent Kırca hayatta olsaydı" dedim. Biden 2020 seçimlerinde ABD Başkanlığı'na aday olunca New York Times gazetesini ziyaret etmiş ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ileri geri laflar etmişti. Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle göndermek için muhalefeti destekleyeceklerini açıklamıştı. 15 Temmuz'daki rolü. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Biden ABD Başkan Yardımcısıydı. Darbeden 39 gün sonra Türkiye'ye gelmiş, bombalanan meclisi gezmiş ve bir bilgisayar oyunu zannettiğim şeklinde açıklamalar yapmıştı. Darbeyle götürmediler. O nedenle Biden'ın darbeyle değil sözleri, "Biz 15 Temmuz'da Erdoğan'ı darbeyle götüremedik. Bu kez muhalefetle işbirliği yaparak devireceğiz" diye yorumlamıştı. Altılı Masa organizasyonu ondan sonra gelmişti. Levent Kırca ne derdi? "Burası Türkiye. Burada Türk milletinin dediği olur. ABD gitmesini istedi ama Türk milleti Erdoğan'a sahip çıktı. Biden gitti, Erdoğan kaldı. Levent Kırca hayatta olsaydı ne derdi acaba? İnsan Levent Kırca olmayınca bilmiyor. Milli muhalefet çizgisi. Özgür Özel, Türkiye'de muhalefet, dışarıda Türkiye Partisi izlemişti. Bu yaklaşımı kamuoyu tarafından da desteklenmişti. Önceden başbakanlar, cumhurbaşkanları yurt dışına çıkınca onların dönüşüne kadar muhalefet eleştiride bulunmazdı. Kıbrıs Barış Harekatı başladığında muhalefet lideri Süleyman Demirel başbakanlığa davet edilip bilgilendirilmiş. Demirel de başbakanlığın merdivenlerinde güçlü bir destek açıklaması yapmıştı. Ekseni kaymıştı. Bir süredir bu gelenek bozulmuştu. Özellikle de Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin ekseni kaymıştı. Irak-Suriye tezkeresinden tutun, Libya'ya, Karabağ'a kadar birçok milli meselede Kılıçdaroğlu HDP ile aynı safta yer almıştı. Hatta Kanal İstanbul'un engellenmesi için yabancı ülke büyükelçiliklerine çağrı mektubu yazmıştı. Düşünüyorum da iyi ki Kıbrıs çıkarmasında yokmuş. Ona da karşı çıkardı. Milli çıkarlar. Özgür Özel'in Kıbrıs, Bosna, Azerbaycan, Filistin gibi milli meselelerde devletin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sorumlu bir tavır. CHP lideri Bosna'dan sonra Kıbrıs'taydı. Yakında Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Milli meselelerde özlenen muhalefet tarzı bu. Muhalefet elbette geliştirecek. Ama söz konusu Türkiye'nin milli çıkarları olunca onu da desteklemeyi bilecek. Alkışlar. Dün CHP grubunu izledim. Özgür Özel'in Kıbrıs davasının yanındayız. Kıbrıs'ın statüsü izlediğimiz düzeyde değil. Konu Kıbrıs'a, Filistin'se, Bosna ise tek yumruğuz. Tek yumruk olmaya devam edeceğiz sözlerini ise yürekten alkışladım.